Arkadaşlar herkese merhabalar. Cuma gününden itibaren o kadar hastaydım ki yataktan kalkamadım arkadaşlar. Titriyordum, bir taraftan yanıyordum. Yani su içerken bile, yorganın altına elimi kaldırırken bile donuyordum arkadaşlar. O kadar kötüydüm. Ve Shiba ile ilgili size sözüm vardı. Arkadaşlar demiştim ki, hatta videoda da biraz daha göstereceğim. Bir de ne kadar isabetli analiz yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar. Yükseliş yaparken dedim video çekeceğim ama video çekemedim. Ben o durumda olmama rağmen özellikle Telegram grubunda, tabii ki video çekemediğim için, bilgisayar başına oturamadığım için telefonla yatakta olmama rağmen arkadaşlar, Telegram grubunda bize dahil olan arkadaşlara Shiba'nın kritik noktalarında, satış yiyeceği rakamlarda hep bütün noktaları verdim. Ve aynen dediğimiz gibi, hatta arkadaşlar birinci çinko dediğim yükselirken, bakın bu yükselişlerde şu an ben bunu saatliğe almam lazım, nokta atışı yaptığım rakamları göstermem için, ama birazdan videosunu göstereceğim arkadaşlar. 3 tane çinko yakaladık arkadaşlar. Satış yediği rakamlar var ya, düzeltme bölgeleri. Yani gruptaki arkadaşlar sağ olun hocam dedi, ben 3 kere alı sat yaptım, 3 kere kar aldım. Kimisi ana parasını kurtarmış. Ve yükseliş devam edebilir mi? Şunları yapabilir mi? Ben o kritik noktalarda, bütün noktalarda şu rakamın üzerinde kalırsa arkadaşlar korkmayın. Devamı var. Ucuza malınızı satmayın dedim ve bugün bakıyorsunuz %60, %70 yükseldi. Satmayın dedikten sonra. Çünkü niye? Sabretmişsin. Zararda sabretmişsin arkadaşlar. Kârda da sabredin. Niye az paraya satıp beklediğinizin emeğini boşuna çıkaracaksınız ki? Şimdi üzüldüğüm nokta arkadaşlar, tabii ki bunu herkes yapmıyor. Beni tanıyanlar, çok iyi bilen arkadaşlarımız var, değerli kardeşlerim var. Ben öyle kanal değilim. Hani diyorlar ki hocam yükseliş yaparken videomu çekiyorsunuz. Şimdi videolarını göstereceğim arkadaşlar. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Bakın 10x yapmış, 15x yapmış projeleri bile ben grupta daha önceden paylaşıyorum arkadaşlar. Yani proje yükselmeden önce gidebileceği, görebileceği hedefleri zaten paylaşıyorum ben. Bunu görebilmeniz için aşağıdaki Telegram grubuna dahil olmanız yeterli. Ücretsiz bir grup. Ben kimseden para almıyorum. Benim için VIP'in bir önemi yok arkadaşlar. Ben kimseye paralı hizmet vermiyorum. Açıkça net söyleyeyim, vermeyeceğim de. Bana çok sorun oldu. Hatta arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın böyle kanal var mıdır bilmiyorum ama benim takipçilerimden hocam 100 bin doları var. Hocam bu 100 bin doları ben size atayım, siz benim yerime alsat yapın diyen arkadaşlarımız bile oldu. Yani ben onları bile kabul etmedim. Ücretsiz şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Size fayda olmaya çalışıyorum. Şimdi Shiba ile ilgili son 9 gün içinde 2 tane video çektim. Sizin isteğiniz üzerine. Bakın arkadaşlar ne demişim. Bu bölgelerdeyken çektim. Böyle 5-10 saniyelik bir bölümünü dinleteceğim. Çok fazla uzun değil. Sizi sıkmayacağım. Şimdi yeni güncel rakamların analizlerini yapacağız. Sabredin arkadaşlar. Para kazandığınız bir analiz videosunu sonuna kadar izleyelim. Tabii ki bu kanalı daha ilk defa takip ediyorsanız ya da ilk defa karşılaşıyorsanız, videonun altında açıklama bölümünde 2 tane bağlantı linki var. Telegram grubu arkadaşlar, her iki gruba da katılın. Endişe etmeyin, ücretsiz bir gruptur, sizden para talep eden olmaz. Ve iki grupta da ses kaydı olarak sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Tabii ki videoyu, eğer bu videoyu daha ilk defa görüyorsanız da aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bakın ben Shiba ile ilgili 5 gün önce ve 9 gün önce ne demiş. Bakın arkadaşlar şu anki grafiğine bakın. Evet, şöyle yapalım. 9 gün önceki video. Çok kısa, çok kısa dinleteceğim. Bakın arkadaşlar buradayken bir de çizimlere bakın. Yeni trend çizgilerini vereceğim. O trend çizgilerinin üzerine atmak zorunda ki devamı gelebilsin. Shiba'da ne olabilir? Shiba'da beklenti olarak ve yükseliş olarak nasıl bir hamle sergilenebilir? Arkadaşlar muhtemelen daha önceki yaptıkları gibi olabilir. Yani ne, hani bir anda çok hızlı bir şekilde yükseltebilirler. Bu olabilir arkadaşlar. Sürpriz bir yükseliş olabilir. Ne kadar sürer? Yani Bitcoin bu şekilde devam ettiği sürece, üst kanalları attığı sürece Shiba'da da en kötü şartlarda birkaç x yaptırmak zorundalar arkadaşlar. Yapılması gerekiyor zaten. Uzatmayacağım. Video sonuna kadar kendiniz izleyebilirsiniz. Sonra 5 gün önce çektiğim videoya bakalım arkadaşlar. Size verdiğim kritik bölgeyi kırdı. Bakın ne dedim. Arkadaşlar verdiğim bölgeyi kırıp üzerine atmazsa Shiba çıkamaz. Mümkün değil dedim. Bakın sadece bir rakam verdim. O rakamı takip edin. Trend aşağı dedim arkadaşlar.
O rakamın üzerine atarsa tamam dedim. Yürüyecek. Gider yani. Ne kadar gider dedim. Birkaç x. Yapmak zorunda dedim. Burada ne demişim? Burada çok kısa dinleteceğim. Sonra konumuza geleceğiz. Endişelenmeyin. Başlarsa size kısa bir değerlendirme videosu yapacağım söylemiştim. Aynı gömleği arkadaşlar güncel rakamları şu an arkadaşlar güncel yani. Rakamları veriyorum. Size daha önce de attığım gibi yükselişin başlayabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle Shiba'nın 1040'ların üzerine atması gerektiğini söylemiştim. 1040'lar, 1041'lerin üzerine attık. Günlük bazda fazlasını da yaptı hatta. Peki yeni takip bölgeleri. Arkadaşlar Shiba gerçekten çok ucuz. Çok çok ucuz. Yani şu an Shiba'da ben en az birkaç x beklerim arkadaşlar. Arkadaşlar işin enteresan kısmı ne biliyor musunuz? Size verdiği bölgelerden ufak dönüşler yaptı. S noktası, geri dönüş noktası o oldu aşağı kadar %15-%20 düzeltme yaptı sonra gene fırladı. Tabii ki fırlayacağı bölgeleri de ben Telegram grubunda paylaştım. Hangi durumdayken şu an hala iyileşmedim ama ilaçlarla duruyorum. Yatak içinde zangır zangır titrerken sizi sevdiğim için gene de bu paylaşımları yaptım arkadaşlar. Elimden gelince en azından telefonda yapabildim. Ekran başına geçemiyordum çünkü bilgisayar başına geçecek kadar durumu müsait değildi. Şimdi gelelim Shiba'nın güncel rakamlarına. Yani arkadaşlar bizi başka kanallarla karıştırmayın. Bir proje nereye kadar gidebilir? Pump hareketini ne kadar sürede başlatabilir? Yani 2 aşağı 5 yukarı. Tabii ki kesin ve net rakamları veremem ama hangi rakamı kırarsa o gideceğini bilirim. Gideceği hedefleri de arkadaşlar. 3 tane nokta atışı Shiba'da da çinko yaptık. Var mı arkadaşlar? Şu noktadan döner. Çünkü kritik nokta kırılırsa onun gideceği bir nokta vardır. Oraya gitmek zorundadır. Onların hepsini verdim ve takır takır hepsi de görüldü arkadaşlar. Bizi takip eden, Telegram'da da takip eden özellikle ikinci grubu ben sizin için kurdum. Orada arşiv oluşturduk arkadaşlar. Takip edenler güzel de kazandı. Kimseye de para ödemek zorunda değil. Kimseye eyvallah da yok. Bana da yok arkadaşlar. Sizi sevdiğim için paylaşıyorum. Başka bir şey değil. Sadece bu kanala vereceğiniz ücret hocam Allah razı olsun demeniz bir. İkincisi de videolara like atıp beğenmeniz. Bu kadar. Başkasına gerek yok arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir ücreti yok. Şimdi Shiba. Bakın arkadaşlar S noktalarını ben Telegram grubunda ekran resmi olarak da attım. O grupta inceleyebilirsiniz. Eğer buraya da girersem çok uzar. Saatliği almam lazım arkadaşlar. Günlüğü almam lazım. Hatta alayım. Kısaca göstereyim. Şu an ondan sonra güncel rakamlara geçelim. Olur mu? Bakın. S noktalar arkadaşlar. Satış yiyeceği rakamlar. Grupta da paylaştık bunları. Aynen dediğimiz bölgede. Satış yiyeceği aşağı geliyor. Hocam tekrar aşağı gelecek. Hayır dedim ya. Aşağıda şu destek bölgelere kadar gelebilir. Geldi. İğne attı. Tekrar fırlattılar. Bu bölgelerde gün içinde bile bana soruldu. Hocam dedi işte aşağı geliyor. Yani burada kar almak mantıklı mı? Ben tabii ki kimsenin almasına satmasına karışmam. Bunu her zaman için söylerim. Ama dedim ki arkadaşlar ya ucuz ya. Ucuz. Gerçekten ucuz. Yani ucuz dedim bakın ne oldu arkadaşlar. Günlük bazda bakın ne oldu. Ucuz dedim bu oldu ya. Yani satsaydın %49 alamayacaktım. Nereden satış yer? Burayı da veriyoruz arkadaşlar. Bakın nokta atışı ya. Saatlik bazda aldık. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bizim çalışmalar böyledir. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Şimdi gelelim günlüğü almam lazım arkadaşlar. Shiba. Bu bölgede ufak satışlar gelecek. Gelmesi gerekiyor. İşin doğası bu. Zaten bir şey ok gibi gitmez arkadaşlar. Düzeltme yapar. Yapa yapa götürürler. Shiba'da sağlıklı bir yükseliş için bunlar da gerekiyor. Boğazım konuştukça böyle ağrıyor arkadaşlar. Çok fazla uzun video istemiyorum. Çünkü hala iyileşemedim. Arkadaşlar bu bölgede satış yiyecektik. Yedik. Tekrar ne yapacak? Hangi bölgeleri test edebilir? Bakın bu bölge kırılamazsa aşağıda test edeceği bölgeler. Şu anki rakamını test edecekti. 32.80'ler. 1. Buranın bir altında ne var arkadaşlar? 30.83. Eminim ki buralara kadar yaklaşmıştır. Şu saati bir saatliğe bir alayım arkadaşlar ya. Kedi de miyavlıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Dediğimiz bölgelerin daha da altını test etmiş. Çünkü test etmesi lazımdı. Ne oldu? Test etmiş bak. Saatlik de daha yeni açılıyor. Tekrar günlüğü alalım. Yani verdiğim rakamları takip edin arkadaşlar. Kırılamazsa eninde sonunda test ediyor yani. En azından ne yaparsın? Aşağıdan tekrar alma fırsatı sunar sana. Yani bu kolay iş değil arkadaşlar. Bir proje nereden döner? Nerede satılır? Nerede kar alır? İşte asıl para kazandıran mesele bu yani. Gerisi boş. Gerisi boş. Evet kıramadık. Aşağı geldik. Güçlü destek bölgesi arkadaşlar. 29 2996.
Güçlü destek. Bir de üstünde var. Belki buraya kadar gelmeyebilir. 3094 arkadaşlar. Daha aşağısı var mı hocam? Daha aşağısı bakın arkadaşlar. 2792'leri var. Çok kötü görülen bölge. Yani getirebilecekleri en kötü bölge. Bitcoin sert satış yemediği sürece ben Shiba'yı çok aşağılara geleceğini düşünmüyorum. Gelmemesi lazım arkadaşlar. Mantıka aykırı, sisteme aykırı, projenin geleceği için her şeye aykırı. Zaten yeterince beklettiği yatırımcısını bıktırdı. Bana şunu sordular hocam. Şu an kar almak işte artık kurtuldum ya. Yeter artık. Herkes genelde bu düşüncede, satan da çok fazla oldu. Dedim ki onlara arkadaşlar şimdi Shiba güven vermeleri için, yatırımcıya bu güveni vermeler için çıkarmak zorundalar. Günler içinde hastayken bunu söylemiştim. Yani çıkaracaklar arkadaşlar. Hele Bitcoin böyle yukarı atarken ne yapacak? Projeyi mi bitirecekler? O kadar uğraş boşuna mı gidecek? Hayır tabii ki. Çıkaracaklar. Size birkaç x dedim, ne yapmış arkadaşlar bir bakalım mı? Ben bunu aşağılardayken söylediğim kaç x yapmış bakalım mı? Arkadaşlar 3x daha fazlasını yapmış. Nasıl iyi mi? Satış yaptıysanız, al sat yaptıysanız bu 3x'ten fazla. Ama hiçbir şey yapmadınız 3x. İyi para arkadaşlar. Günler içinde, haftalar içinde, evet evet, yani bir haftalık süre zarfında yaklaşık olarak ben de 9 gün önce çekmişim. Yükselmeden önce çektik arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bunu verdi. Aşağısını verdim. Kötü bölgeleri verdim. Gelelim iyiye. Biz iyi bekliyoruz arkadaşlar. Birinci bölge. Biz burayı kıracağız. Başka yolu yok. 3632 arkadaşlar kırılacak. Daha sonra ara direnç bölgesi 3798. Ve üst kanalı attığımız zaman artık dirençlerin gücü azalıyor. Yani Shiba'yı daha da uçurabilirler. Aynen Pepe gibi de olabilir. Pepe o kritik noktaları kırdı. Bundan sonraki süreçte götürebildiği kadar götürürler. Çünkü önünde direnci yok arkadaşlar. Tek direnci aşağıdan alan yatırımcının artık bu kadar bana kar yeter deyip satış yapması, ama bütün yatırımcılar aynı anda satamayacağı için de projeyi bir anda düşürmeyeceklerdir. Herkes kademeli satacaktır. Böyle düşünebilirsiniz yani. Çünkü yatırımcılar, dünya genelindeki bütün yatırımcıları birleşelim. Haydi şu anda satalım, Pepe'yi düşürelim. Haydi şu anda satalım, artık direnç kalmadı ya. Shiba'yı düşürelim demezler arkadaşlar. Diyemezler. Herkes kendi satışını yaptığı için, böyle blok satışları olmadığı için götürebildikleri kadar balinalar götürür. Kritik noktalar kırıldığı için çünkü. Evet, bundan sonra ne var arkadaşlar? Ara direnci es geçtik. Üst kanal attık. 41.082. Daha sonra ara direnç bölgesi 44.059. 48.078. Şu arada da dirençlerimiz var arkadaşlar bu arada. Bakın şunlar da önemli. Bakın şu ara dirençlerde es verecek. Bu esleri vermek zorunda. Yani ne yapar? Satış yiyecek. %15-%20 tekrar aşağı gelecek. Bu desteklere çekilecek. Bunları yapmak zorunda zaten yapar. Ya yani aşağıda ne kadar alırsanız çarpan oranı arttığı için o kadar çok fazla kar ediyorsunuz. Ve bu noktadan sonra ne var arkadaşlar? Bunlar da bakın kademeli girecek arkadaşlar. Satış yiyecek, geri gelecek, sonra tekrar çıkacak. Böyle yani birazcık sabırlı olmak lazım. Ara direncimiz var ama ara dirençleri de es geçiyorum arkadaşlar. Oraya gelince tekrar ben güncel rakamları verir. Gene milimetrik çizimde yaparız ama şu an kaba taslak çiziyorum. Hala iyi değilim yani. İyi bir incelemem lazım. Ama ana hedef arkadaşlar, ana kanal işte tekrardan 7447 ve eski zirvesini de buraya attıktan sonra önünde bir şey kalmıyor arkadaşlar. Eski zirvesini zorlar. Daha fazlasını kırabilir. Ve sonraki süreçte ilk aşamada yapacağı bir sıfır atmak. Evet, bir sıfır atacak. Üzerinde kaldıktan sonra artık hiçbir şey kalmıyor. Yani gidebileceği noktaya kadar gider. Zaten Shiba'nın popüler bir topluluğu var arkadaşlar. Çok popüler bir proje bu. Çok popüler bir coin. Popüler olduğu için de kitlesi de var. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama bu kitleye öncelikle güven vermesi gerekiyor. Güven vermesi için de projeyi çıkaracaklar ve tekrardan bu şekilde getirmeyecekler arkadaşlar. 1655 ve ana kanallar, arada dirençleri vardı. Onları zaten saydım. 4200'ler arkadaşlar. 4200'lerden sonra zaten dirençlerin gücü azalıyor. Şu arada da dirençlerin var, ona çizmedim ben arkadaşlar. İşte 4400'ler, 4600'ler var. Daha sonra da ana kanalı var. Bu ana kanallar çok önemli işte. 5500'ler. Bu ana kanallar önemli. Buralarda genelde es verir. Ara dirençleri direkt geçebilir ama ana kanallarda es veriyor zaten.
Bu satış edeceği bölgeleri de ben grupta paylaştım arkadaşlar zaten. Ve aynen beklediğimiz gibi de ufak satışlar geldi. Şu an için beklemeye devam. Shiba hala trendinde arkadaşlar, hala güzel. Ufak satışlara çok aldanmamak lazım. Ana kanalı kırdıktan sonra gideceği yol belli zaten. Şu an için bakın haftalık bazda yatırımcısına yaklaşık olarak 3x'ten birazcık fazla ama biz buna 3x'elim ortalama. 3x kazandırdı arkadaşlar. Kazandırdı. Ama bakın ben bu startı vermeden önce size video çektim. Shiba yükselişe başlamadan önce çektim arkadaşlar videolarını. Çünkü artık sinyallerini aldığımız zaman gitmek zorundaydı. Ucuz olan başka projeler de hakeza bu şekilde. Grupta da bilgi veriyorum bana sorduklarınızı. Hocam işte bu proje gidecek mi? Arkadaşlar diyorum ki ucuz, çok ucuz. Bunu da illaki götürecekler. Aynen Shiba'da olduğu gibi. Sıkışmış olan projeler ya da primlenmemiş olan projeler bu şekilde güzel hareketler yapabilir. Birazcık daha sabır göstermeniz lazım. 2 yıldır Shiba'da bekleyen arkadaşlarımız varmış ya. 2 yıldır arkadaşlar. Aşağıdan destek attıysa karlı şekilde zaten fazlasıyla çıktı ama şu an için ben Shiba'da terste kalanların bile şu bölgede alsa bile aşağıdan ortalama çekmiştir. Herkesin kârda olduğunu düşünüyorum şu aşamada. Herkes kârda. Bundan sonraki süreçte ne kadar fazla kâr alırım düşüncesine girecekler. Fakat arkadaşlar Bitcoin yukarı attığı zaman farklı stratejiler uygulamanız lazım. Niye biliyor musunuz? Kazanırsınız kazanırsınız sert satışlar gelecek. Bakın Bitcoin'in ufacık satışında altcoin'ler deli gibi satış yiyor. Kazandığınız paraları saatler içinde tekrar tahtalara hediye etmeyin. Hocam bunu nasıl yapacağız biz? Bir, gidip de bakın verdiğim direnç bölgeleri demek, verdiğim rakamlar demek, satış yiyeceği rakamlar demek arkadaşlar. SLP diyor. SLP arkadaşlar en zirve rakamında. Şu an Shiba'yı düşünün, bak satış yediği rakamları. SLP de böyle bir yükseliş yaptı. Gitmiş en yukarıda, tahtanın en son sattığı noktada gitmiş alan arkadaşım vardı. Daha yukarısı zaten yok. O rakamın üzerinde bir yok. Yani Kartal'ın en yuva yaptığı rakam arkadaşlar. Zirve rakam. Dağın zirvesi düşünün. Gitmiş oradan almış. Ya gidip de o rakamları tercih etmemek lazım. Bilmiyorsan da en azından bizi takip edin arkadaşlar. Zaten ben bilgi veriyorum ben size. Bir, kritik noktalarda direnç bölgelerinde satışı daha çok meyillidir. Alış mantıklı olmaz arkadaşlar. Bunu yapmayacaksın. Bir, destekleri bekleyeceksin. İkinci noktada da paranı tamamıyla almayacaksın. Aşağı düşüşlerde tekrar ortalama düşürebilirsin ama paranın tamamıyla, ya ben bu işi öğrendim nasıl olsa çok kazanıyorum. Hurra tek noktada al, bir de destek ve direnci de takip etme. Benim çok takipçim var. Hocam benim paramı manada 12x yaptım, 15x yaptım, tekrar geri aldılar benden. Biz bunlarla çok karşılaştık arkadaşlar. Bu arada güzel kazanç fırsatı sunacak. Herkes kazanacak ama kazandığınızı da böyle saatler içinde, günler içinde de vermeyin. Takip edin. Yani hatalardan ders çıkarın arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Kısa video dedim ama gene uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Diğer sorularınıza bakamasam da en kötü şartlarda Telegram'da ses kaydı atmaya çalışırım. Shiba için mevcut durum budur arkadaşlar. Gene uzun oldu video. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.